Batı Karadeniz açıklarında, İğneada açıklarında bir balıkçı gemisinde patlama oldu. Hasar aldı gemi ya da tekne, mayından şüpheleniliyor. Biz sesini duyduk abi. Demek ki öyle ya. Patlayınca sesini duyduk öyle ya. Bir anda patlama meydana geldi. Teknede bulunanlar dehşet anlarını yaşadı. Balıkçı teknesinin mayına çarptığı iddia edildi. Limana 3 mil kala patlama sesi. Tabii önce anlayamadık biz ne olduğunu ama sonradan fark ettik barut kokusundan. İğneada'nın 3 mil açıklarında bir balıkçı gemisinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gemi sahibi Yaşar Bahtiyar diğer balıkçılardan yardım istedi. Bölgeye gelen balıkçılar ve sahil güvenlik komutanlığı ekipleri olaya müdahale etti. Kırklareli valisi Birol Ekici bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Ekici gemide incelemelerini sürdürdüğünü söyledi. İğneada limanından sabah balık avlamaya çıkan Yaşar Kaptan yönetimindeki Ahmet Mollaoğlu gemimizden bir patlama haberi aldık. Olay yerindeyiz. Gemi arkamızda, incelemelerimiz sürüyor. Herhangi bir can kaybımız ve mal kaybımız yok. Burun tarafından hasar alan gemi limana getirildi. Olay hakkında inceleme devam ediyor. Tapu devirlerinde artık çipli kimlik kartlarımızın kullanımı zorunlu. Böylelikle sahtecilikler de tarihe gömülüyor yavaş yavaş. Türkiye genelinde kullanılmaya başlandı çipli sistemin yürürlüğe konulması. Elektronik kimlik doğrulama sistemi işlem yapacak kişilerin doğru kişi olup olmadığını denetliyor. İşlem yapacak kişinin doğru olup olmadığı kontrol ediliyor. Tapu devirlerindeki sahtecilik tarihe karışıyor. Çipli ve biyometrik bilgilere sahip yeni kimlik kartlarını kullanmaya başlamamızın ardından şimdi de elektronik kimlik doğrulama sistemini kullanmaya başladık. Bu sistemle birlikte tapu müdürlüklerinde artık yeni bir dönem başlıyor. Pilot uygulamaları yapılan elektronik kimlik doğrulama sistemi tüm Türkiye'de kullanılmaya başlandı. Görmüş olduğunuz bu cihazla birlikte tapu işlemlerinde sahteciliğin de önüne geçilmiş oluyor. Böylelikle daha güvenilir işlemler yapılıyor. Bu cihazla vatandaşın parmak izi, biyometrik fotoğrafı gibi bilgileri doğrulanıyor. Elektronik kimlik doğrulama sistemi kişinin biyometrik kimlik bilgisini doğrulayarak tapu işlemlerinin daha sağlıklı yapılmasını içermektedir. Artık vatandaşların tapu devri gibi değerli alışveriş işlemlerinde süreç son derece güvenilir bir altyapıyla ilerleyecek. Tapu işlemlerinin daha sağlıklı, güvenilir olmasını amaçlamaktadır. Bu sistemle birlikte ileride doğabilecek sahtecilikler, vatandaşların dublör kullanması amacıyla gerçekleştirdiği sahtecilikler önlenmeyi amaçlamaktadır. Tapu müdürlüklerine gelen vatandaşlar yeni kimlik kartlarını sisteme takacak. Sonrasında parmak izleriyle sistemdeki veriler karşılaştırılacak. Böylece işlem yapmak isteyen kişinin doğru kişi olup olmadığı teyit edilmiş olacak. Elektronik kimlik doğrulama sistemlerinde gördüğünüz bu cihaz kullanılıyor. Bu cihaz üzerinden önce kimlik sağ taraftan cihaza takılıyor. Ardından kimlik taranıyor ve bilgiler bulunuyor. Kimlik onaylandıktan sonra ise menüden çeşitli bilgilerine ulaşılıyor vatandaşların. Fotoğraf ve parmak izi gibi bilgileri buradan görebiliyoruz. Tapu işlemleri yapılırken vatandaşlar parmak izlerini okutarak kimliklerini doğruluyorlar. Bu sistem kişilerin devre konu tapunun gerçek eski ve yeni sahibi olup olmadığını ortaya çıkaracak. Doğrulama içinse mutlaka yeni nesil çipli kimlik kartına sahip olmak gerekiyor.